Mehmet. Aykaç. Tamam. Şimdi Mehmet amcacığım, 24 Ocak depreminden sonra evim bu hale geldi. 24 Ocak depreminden sonra neler yaptın, nerelere başvurdun, cevap aldın mı, almadın mı, bize bir anlatır mısın? Şöyle diyelim, depremin ikinci günü televizyonda yayınlandı. Herkes hasar tespitini bildirsin diye. Ben de önce muhtarı aradım. Muhtar bakanlığa beni yönlendirdi. Dedi ki bakanlık ilgileniyor. Orada bakanlığa gittik, dilekçemizi verdik. Bizi şey gönderdi, Yeşilyurt Kaymakamlığı'na. Oraya dilekçe verdik. Jandarmaya gittik, jandarmaya dilekçemizi verdik. Tabii muhtar yoktu piyasada. Kaymakamlık bizi tekrar jandarmaya gönderdi. Zaten bu konuda bir tek bizle ilgilenen jandarma oldu. Herhangi bir dilekçe yazımında yardım dozular. Buraya köye getirdi bir yardım kolisi getirmişlerdi sağ olsunlar. Ha şimdi ben diyeceğim şu, muhtarı ben 50 sefer aradım. Telefonla aradım ya, kendi gezin, gel kendi gözünden gör. Otur değilsen götüremem. Bekledim bekledim, gelenden yok. En son köyde duydum, belediye meydanının orada. Gelmiş hasar tespiti yapıyorlar. Gittim, iki kişi gelmiş. Dedim ki kardeş, afette yani bakanlıkta gelen siz misiniz? Dedim benim bile bile hasarım var, ben her yere dilekçe vermişim. Herhangi bir yanıt yok. Bana dedikleri şu, dedi senin dosyan bizde yok ama yine de bir bakalım. Buraya geldik, aynen sizin gördüğünüz gibi. Bana dedikleri kelime şu, herhangi bir kağıt elinde yok, bir şey yazmadı, çizmedi, ölçmedi, biçmedi. Sadece baktılar, arka tarafı dedi kepçe getirin, eşin, beton, demir, güçlendirin ama önce içinde oturmayın dedi. Güçlendirme yapın, ondan sonra dedi sağlamlaştırın, içine girin. Zaten benim imkanım olsaydı zaten kendilerine getirmezdim. Ha şimdi burada devletimizin büyüklerine, yetkililere şöyle diyelim. Cumhurbaşkanımız emrediyor ki kapı kapı girin diye. Televizyonda da ben bunu dinleyeyim. Hasar tespiti yapın. Bakanlığımız aynı şunu söylüyor. Yalnız bizde ne gelen, ne giden, ne soran. Bizim verdiğimiz bu dilekçeler nereye gidiyor? Eğer herkes gibi benim de yani doğal hakkımsa bir tabirle hakkımı arayacağım. Ama benim burada şey ettiğim çabam, amacım muhtara haber vereyim. İşim var diye ve köydeler diye gelecekler diye. Bugün yaklaşık nerede olsun 3 ay oldu değil mi deprem olalı? İkinci depremde daha büyük çatlaklar çıktı. Şimdi evin daha diş tarafını görmediniz. Orayı da görün. Ben bunu illa devlet bana yardım versin diye yani konuşmayayım. Zaten yeterince devletimizin başına belası var. Terör belasıdır, hastalıktır, çeşit çeşit zaten devlet kendi şeyine düşmüş. Ama herkes gibi benim hakkımsa, büyük yetkililerimizle, kaymakamımızla, valiliğimizle, bakanlığımızla, muhtarlığımızla, eğer benim talebim bu. Eğer ki benim hakkımsa, her şey her vatandaş gibi, ben de hakkımı savunayım. Neticesinde de bana bir şey söyleseler, burada rapor verseler, ya kendi imkanıma göre yıkarım burayı, yaparım. O da imkanım olmadığı için. Ha şimdi şöyle, siz de kendiniz gördünüz, 3 tane benim umuduma kalan. Birisi lise, ikisi ortaokul. Bir öğrencim var, yetimler yani. Benim emekliliğim yok, gelirim yok. Ben anca ki onlarla ilgilenebileyim. Döndürecekler bunlar yani. Şuradan zaten ayrılmış kolum. Burası zaten göz önünde. Salonun tam o öbür başında başlayarak karşı diğer taraf salona kadar geçiyor.